belediye zamdan başka bir şey bilmez diyeceksiniz. Bizim eleştirdiğimiz bu. Ya bunu yapmayacaksınız, bunu yapacaksınız. Eğer bu talepte bulunuyorsanız bunu yapmayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı olarak düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz. Dört siyasi partinin isminin açıldığı, üç siyasi parti il başkanı tarafından imza edilen ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilen bir dilekçeyi sizinle paylaşmıştık. Tabii bu dilekçenin paylaşımından sonra gündem biraz şehrimizde değişti. Süleymanpaşa ilçemizde değişti. Bugünkü toplantımızın tek gündem maddesi bu ulaşım zammı ya da ulaşım zammı ile ilgili siyasi partilerin il başkanlıklarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vermiş olduğu dilekçe ile ilgili. Bu nedenle Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Sayın Sami Kayın'ın Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ile ilgili, yani bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara bir cevap niteliği taşıyan bir basın toplantısı yapmak üzere bir araya geldik. Şimdi isterseniz biz o gün, yani 25 Temmuz günü bu konuyla ilgili ne söyledik? Ben onu bir kere daha tekrarlayayım. İsterseniz sizin huzurunuzda bu dilekçeyi bir daha okuyalım. Son zamanlarda akaryakıta yedek parça fiyatlarına ve diğer girdi maliyetlerine gelen zamlardan dolayı Tekirdağ ili mücavir alanında yolcu taşımacılığı yapan esnafımız işlerini sürdüremez hale geldiğinden ve ülkemizdeki ekonomik koşullar değiştiğinden açıklanan üfe ortalaması oranında taşıma ücret tarifelerinin güncellenerek esnafımızın mağduriyetinin giderilmesini talep ederiz. Dilekçenin mahiyeti bu. Yani dilekçe bize de geldi. Diğer siyasi partilerle birlikte olduğu gibi. Bana bunu Sami Kayın gönderdi. Bana bunu Sami Kayın gönderdi. Ama bu belgede, yani bana geldiğinde de odalarla ilgili herhangi bir ibare yoktu. Zaten görüldüğü gibi de yok. Yani bu talepte bulunan odalar ya da Esnaf Sanatkarlar Birliği olsa da, ama bu belgeye baktığınız zaman bunun muhatapları bu siyasi partiler. Bunun muhatapları bu siyasi partiler. Gösterebilir misiniz? İsterseniz geçen sefer gösterdiğim gibi göstereyim. Bir de imzalı başkan. Tamam. Altın. Bu sefer o isimler açıklandığı için ben bir daha bunları açarak da göstereyim. Dört imza olmuş. Bana gel. Evet. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak zam yapılması için dilekçe vermeyiz. Zam yapılması için dilekçe vermeyiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi halkın cebinden çıkan paranın artması için bir talepte bulunmaz. Bu dilekçe Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Sami Kayın'ın bir çalışanı tarafından, ya da öyle düşünüyorum, bize gönderildi. Hatta 2-3 yönetici arkadaşım da odada vardı. Kendisine dedim burada bir yanlışlık var. Yani bir siyasi parti zam yapılması için dilekçe vermez. Bir siyasi parti zam yapılması için dilekçe vermez. Bunun üzerine Sami Kayın'ı aradım. Sami Başkan, yani bizim bir siyasi parti olarak zam yapılsın diye, halkın cebinden çıkan para artsın diye bir talepte bulunmamız çok doğru olmaz. Yani o nedenle bu dilekçeyi bizim imzalamamız uygun görünmüyor diye de ifade ettim telefonda kendisine. Ya onda bir şey olmaz falan dedi. Yani şey değil dedi. Bir taleptir. Doğrudur. Ama diğer üç siyasi partide
bu dilekçeyi imzalamışlar. Doğrudur. Her siyasi partinin farklı anlayışı vardır. Bu anlayışın çerçevesinde farklı adımlar atabilir. Bizim anlayışımız halkın cebinden fazla para çıkması için, zam yapılması için dilekçe verilmemesi yönündedir ve bu düşünceyle biz o gün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak bu dilekçeye, bu talebe, bu zam talebine imza koymadık. Koyanları da 25 Temmuz'da yaptığım basın toplantısında eleştirmedim. Eleştirmemek için de zaten ben iki imzayı gösterdim. Ya da bir imzayı gösterdim. Bir imzayı göstermemin nedeni de şuydu. O gün de söyledim. Bir siyasi partinin il başkanı bir meslek grubunun mağduriyetinin giderilmesi için belediyeye dilekçe veriyor. Fakat aynı siyasi partinin ilçe başkanı gazeteleri geziyor, bu belediye zam yapmaktan başka bir şey bilmez diyor. Diğer imza atan iki siyasi parti de böyle bir açıklamada bulunsaydı onların isimlerini de ifade ederdi. Diğer imza atan iki siyasi parti de böyle bir açıklamada bulunsaydı onların isimlerini de ifade ederdi. Biz bu imza atan siyasi partilerin imza neden attılar diye bir sorgulamasını yapamayız. Yapma hakkına sahip değiliz. Ama siz hem imza atacaksınız, zam yapılacaksın, yapılsın diye, arkasından da basına gideceksiniz. Bu belediye zamdan başka bir şey bilmez diyeceksiniz. Bu bir çifte standart. Yani o gün de söylemiştim. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Şimdi bunların hangisi periz, hangisi lahana turşusu? Tekrar soruyorum. Ha şimdi ben bu imzanın muhatabından bir açıklama beklerdim. Ya da bu basına yapılan açıklamanın muhatabından bir ses beklerdim. Ama Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi şahsında il başkanı olarak bana bazı ithamlarda bulundu. Evrakın sahte olduğunu söyledi arkadaşımız, o da başkanımız. Benim halka yalan söylediğimi ifade etti. Bu ifadeler bazı basın organlarında Sami Kayın Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının açıklamalarını çürüttü diye haber oldu. Şimdi belge burada. Belge burada. Bu belge çürümedi. Belge sapsağlam duruyor. Şimdi eğer bu belge, bu evrak, bu imzalar sahteyse, düzmeceyse, sahte evrak tanzim edildiyse, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ile ilgili böyle bir evrak tanzim edilse birileri tarafından, ben Cumhuriyet Savcılığına gider, bu evrakı tanzim edenle ilgili suç duyurusunda bulunurum. Bu resmi evrağın fotokopisi Kadir Bey tarafından bana verildi. Zaten size de kendisi bir basın mensubu arkadaşımıza ifade edilmiş, ben verdim diye. Evet, Kadir Bey verdi. Ama akabinde de imzaların saklanmasını doğru bulmuyorum dedi başkan. Nasıl? Yani imzaların saklanması... diyebilir. Şimdi Kadir Bey imzaların saklanmasını doğru bulur bulmaz. Onun görüşüdür. Bir başka arkadaşım da beni bulmayabilir. Ben imzalarla ilgili bir sorun olmadığını, yani bu dilekçeye imza atan siyasi partilerin il başkanlarının yaptığı işe, yani bu taleplerini ben sorgulamadım. Asla, hiçbir zamanda sorgulamam. Bir taleptir, verebilir. Doğrudur ama buraya imza atacaksınız. Türkiye'de ekonomik koşullar değişti, ekonomi bozuldu, her gün akaryakıta zam, her gün yedek parçaya zam, bütün girdi maliyetlerine zam, lastik fiyatlarına zam diyeceksiniz. Böyle bir talepte bulunacaksınız, sonra da gideceksiniz gazetelere,
belediye zamdan başka bir şey bilmez diyeceksiniz. Bizim eleştirdiğimiz bu. Ya bunu yapmayacaksınız, bunu yapacaksınız. Eğer bu talepte bulunuyorsanız bunu yapmayacaksınız.